Tapınak Şövalyeleri. Az bilinen diğer adıyla da Mabet Şövalyeleri. Yüzlerce komplo teorisinin, bir o kadar da efsanenin baş aktörleri. 700 yıl önce dağılmış olmalarına rağmen hala yaşadıkları, hatta ve hatta birçok olayın arkasındaki gizli güç oldukları iddia edilip, Illuminati benzeri birçok gizli örgütün çekirdeğini oluşturdukları sürekli dile getiriliyor. Sahi kimdi bu tapınak şövalyeleri? Gerçekten söylendiği gibi birçok büyük olayın arkasındaki gizli güç onlar mı? Bu gizemli, gizemli olduğu kadar da önemli konuyu sizler için araştırayım dedim. Öncelikli olarak bu esrarengiz tarikatın tarihine girelim. 1099 yılında başlayan Haçlı Seferleri zamanında Hristiyan ordularının Müslümanların elindeki Kudüs'ü ele geçirmesinden sonra Avrupa'nın, özellikle de Batı Avrupa'nın dört bir yanından gelen İsevi hacılar kutsal toprakları ziyaret etmeye başladı. Bu kişiler yolculukları sırasında Müslümanların kontrolündeki topraklardan geçmek zorundaydı. Tabii bu durum can ve mal güvenliklerinin tehlikeye girmesine sebep oluyordu. Hal böyleyken, durumun ciddiyetini fark eden Hugues de Payens isimli bir Fransız soylu, hacca gelen dindaşlarının yol güvenliğini sağlamak için 8 şövalye arkadaşını da yanına alarak 1118 yılında askeri bir tarikat kurdu. Tabii bu soylu şövalye, bu yeni tarikatın ilk büyük üstadı oldu. İsa'nın yoksul askerleri ve Süleyman Tapınağı'nın takipçileri ismiyle kurulan tarikat, kısa zamanda beklenmedik bir büyüklüğe ulaştı. Daha sonraları bu askeri ve dini oluşum Tapınak Şövalyeleri adıyla anılmaya başladı. Tarikat, Kudüs'ün Hristiyan lideri 2. Balbin'in de desteğini aldı. Hatta şehrin kutsal bölgesi Tapınak Dağı'na karargah kurdular. Müslümanların Zeytin Dağı olarak isimlendirdiği bu bölge, Mescid-i Aksa'ya oldukça yakın olmasıyla dikkat çekiyordu. Hatta haklarında üretilen komplo teorilerin asıl kaynağı olan Süleyman Tapınağı'nın da kalıntılarının burada olduğu söylenmekteydi. Neden mi asıl kaynağı dedim? Çünkü bu tapınaktaki kadim bilgilerin tarikat üyelerinin eline geçtiği hala söylenmekte olan bir iddia. Her neyse, tapınak şövalyeleri daha kuruldukları ilk yıllarda dahi bazı dini liderler tarafından eleştirilmekteydi. Fakat 1129 yılında Fransız başrahip Bernard'ın desteği sayesinde Katolik Kilisesi tarafından resmen onaylandılar. Bir 10 sene sonra, yani 1139 yılında Papa II. Innocent, tapınak şövalyelerinin özerkliğini tanıyan bir ferman yayınladı. Bu ferman sayesinde tapınakçılar çok özel bir konuma erişti. Bu konum şuydu: vergiden muaf tutulmak. Ayrıca tapınak şövalyeleri bir eylem yapacağı zaman sadece Papa'dan izin alıyorlardı. Tabii kazandıkları bütün bu ayrıcalıklar, Avrupa'nın zengin aileleri arasında popüler olmalarına ve desteklenmelerine sebep oldu. Kısa bir sürede şövalyelerin sayısı 20 bin gibi inanılmaz bir rakama ulaştı. Tarikat zaman içinde hem Avrupa hem de Orta Doğu'da geniş bir şekilde yayılmaya başladı. Şövalyeler sadece Kudüs'te değil, bu bölgelerde de görülmeye başladı. Bu durum insanlığa çok önemli bir icadın kazandırılmasına sebep oldu. Tapınak şövalyeleri, bankacılık ve para transferinin ilkel bir formunu bularak modern ekonominin temellerini attılar. Peki bu nasıl oluyor diye soracak olursanız hemen anlatıyorum. Avrupa'daki tapınakçıya parasını yatıran bir hacı, tarikattan şifrelenmiş ve sadece üyelerin çözebileceği bir mektup alıyordu. Daha sonra parayı yatıran kişi, gideceği yerde başka bir üyeye mektubu veriyor, şifre çözülüyor ve ödeme yapılıyordu. Böylece hacıların can ve mal güvenliği sağlanmış oluyordu. Bu sistem günümüzdeki çekle ödeme yapma yönteminin ilk hali olarak kabul edilmekte. Tabii bu durum tapınakçıların mali olarak çok güçlenmesine de sebep oldu. Öyle ki Papa ve krallar finansal ihtiyaçlar için tapınakçılara başvurmaya bile başladılar. Şimdi de o yıllardaki tapınak şövalyelerinin yapısal olarak nasıl olduğundan bahsedelim. Tarikat oldukça hiyerarşikti. Büyük üstadı, yani tarikat liderini 8 şövalye, 4 çavuş ve 1 papazdan oluşan tarikat komisyonu seçerdi. Ancak çok önemli bir kuralları vardı. Seçilen kişi kesinlikle ama kesinlikle Fransız olmak zorundaydı. Yeni lider başa geçtikten hemen sonra Avrupa'nın her ülkesine birer temsilci atar, temsilciler ise kendi gruplarını oluştururdu. Tarikatın Avrupa'da Tapınak Evi adını verdiği şubeleri bulunmaktaydı. Şubeler önemli şehirlerde
ya da ticaretin yoğun yaşandığı liman kentlerinde olurdu. Evler Kudüs'teki tapınak şövalyelerine maddi destek toplar, ayrıca gıda, silah, yiyecek gibi ihtiyaçlarını karşılarlardı. Şunu da belirteyim, tarikata üye olmak isteyenler düzenli olarak bağış yapmak zorundaydı. O yıllarda Avrupa'da tam 9000 tapınak evi olduğu düşünülmekte. Tapınak şövalyeleri, tabiri caizse o dönemde dahi yobazlık olarak adlandırılacak kurallara sahipti. Hiçbir tarikat üyesinin annesini öpmesine bile izin yoktu. İçki içmek, kumar oynamak, hatta küfür etmek dahi çok büyük suçtu. Tapınak şövalyeleri başlangıçta hacıları korumak için kurulmuştu kurulmasına ama kısa sürede Hristiyanlığın koruyucusu haline geldiler. Özellikle daha sonra yapılan diğer Haçlı seferlerinde de büyük ün kazandılar. Çok büyük bir gemi filoları vardı. Bizim için önemli bir detayı da belirteyim, Kıbrıs adası tamamen onların kontrolündeydi. Tabii ilerleyen zamanlarda her şey hep tapınakçıların istediği gibi olmadı. 12. yüzyılın sonlarında Müslümanlar Kudüs'ü tekrar ele geçirince değişim kaçınılmaz oldu. Müslümanların fethinden sonra tapınak şövalyeleri sürekli karargahlarının yerini değiştirmeye başladılar. Müslümanlar 1291 yılında tarikatın Kudüs'teki son sığınağını da imha edince eski güçleri giderek kaybolmaya başladı. Bu arada şunu da eklemem lazım. Tapınakçılar her ne kadar kendilerini Hristiyanlığın koruyucusu olarak kabul etseler de zenginlikleri ve güçlü orduları sayesinde birçok kralın ve dini liderin geleceğini tehdit etmekteydiler. Haliyle Müslümanlardan gelen bu darbe sonrası Avrupa'dan gelen destek de kesildi. Bu gelişmeler üzerine tarikat üyeleri Orta Doğu'dan ayrılıp merkezlerini Paris'e kaydırdı. Ancak bu sefer düşmanları çok farklıydı. Batı Avrupalı krallar ve dini liderler. Çünkü tarikat Avrupa'da kendilerinden başka bir otorite istemiyordu. Ancak önemli bir detayı es geçtiler. Artık eskisi kadar güçlü değillerdi. 13 Ekim 1307 Cuma günü tarikat için her şeyin değiştiği bir tarihti. Tapınak şövalyelerinin o zamanki büyük üstadı Moley'de dahil olmak üzere çok sayıda tapınakçı tutuklandı. Tapınakçılara yapılan suçlamalar yenilir yutulur cinsten değildi. Sapkınlık, eşcinsellik, mali yozlaşma, şeytana tapma, dolandırıcılık, çarmıha tükürme gibi çoğunluğu sahte olan suçlamalara maruz kaldılar. Hatta bu suçlamaları kabul etmeleri için işkence gördüler. 1312 yılında Kral Filip'in zorlamasıyla Papa 5. Clement tapınak şövalyelerini feshetti. Tapınak şövalyelerinin tüm mal varlığı yine Kudüs kökenli bir tarikat olan Hospitalier şövalyelerine geçti. Ayrıca Kral Filip ve İngiltere Kralı 2. Edward tapınak şövalyelerinin Avrupa'daki çoğu mülküne el koydu. Birkaç sene sonra yüzlerce tapınakçı İçkence altında verdikleri sahte itiraflar nedeniyle Paris'te diri diri yakıldı. Son Üstad Mola ise 1314 yılında idam edildi. Tarikat o günden sonra tarihten silindi. Ta ki 18. yüzyıla kadar. O dönemde kurulan masonlar gibi bazı grupların, tapınak şövalyelerinin sembol, ritüel ve geleneklerini tekrardan canlandırmaya başladığına inanılıyor. Bazı tarihçiler, belli gruplar içinde gizlenen tapınak şövalyelerinin hala Torino kefenini, yani İsa peygamberin gömülmeden önce vücuduna yerleştirilen bezi sakladıklarını iddia ediyor. Ayrıca tapınak şövalyelerinin kutsal kase, ahit sandığı, Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesinden kalan haç parçaları gibi kutsal eserleri de ellerinde tuttuklarına inanılıyor. Zaten malumunuz olacağı üzere popüler kültürde de tapınak şövalyelerinin gizli operasyonları ve faaliyetleri hakkında sayısız efsane var. Bu arada şu bilgiyi de vermeden huzurlarınızdan ayrılmayayım dedim. Katolik Kilisesi yüzyıllar sonra tapınak şövalyelerine verilen cezaların haksız ve acımasız olduğunu kabul etti.